Herkese merhabalar. Bahçemizde kışa hazırlıklar son hız devam ediyor. Ceviz bahçemizde öncelikli toprağın organik yapısını güçlendirmek için yeşil gübre yaptık. Seneye bunu değiştireceğiz. Başka bir uygulama yapacağız. Bunun o zaman tekrar videosunu sizinle paylaşırım. Sonrasında da beyaz boyamaya geçtik. Tekrar ikinci uygulamayı yapacağız kış öncesinde. Soğuklar gelmeden evvel uygulamayı yapıyoruz. Silikonsuz tavan boyası kullanıyoruz. Peki bu uygulamayı neden yapıyoruz? Kar ve soğuk fazla olduğu yerlerde bölgelerde bu uygulamanın yapılması tavsiye ediliyor çünkü dış sıcaklık ya da dış soğuklukla bitkinin gövdesinin sıcaklığı ya da soğukları arasında derece arasında fark oluştu. 2-3 derece bir koruma sağlıyor. Örneğin dışarısı eğer ki eksi 10 derece ise bitkinin gövde sıcaklığı eksi 7 8 dereceye kadar kendini koruyabiliyor. Dolayısıyla 2-3 derece bir gövde de koruma sağlıyor. Silikonlu kullanmamızın sebebi Bitkinin yüzeyinin hava almasını sağlamak, uyanacak olan gözlerin daha havayla buluşmasını imkan vermek. Silikonlu yer kullanırsanız bitki yüzeyi havayla buluşmayacağı için dolayısıyla o gözeneklerde uyanmanın gerçekleşeceği bölgelerde ölmeler olabiliyor. O yüzden de silikonlu kullanılması tavsiye edilmiyor. Diğer konuda boyama yapılan bitkinin gövdesi daha geç ısınıyor. Daha geç ısınması 2-3 gün daha öteleyerek uyanmasını sağlıyor bitkinin. Dolayısıyla don gibi bir etki varsa eğer bulunduğunuz bölgede buna yakalanmasını engellemiş oluyorsunuz. Bu yüzden de boyama yapılıyor. Biz yapıyoruz. Önceki deneyimime göre biraz daha zor oldu bu uygulama. Çünkü yan sürgünler çıktığı için ne kadar odunlaşma olmuş olsa bile ruloyla uygulamak çok kolay olmadı. Esneme payı biraz işimi güçleştirdi. O yüzden de %50 sürenizi uzatıyor. Normalde ben öncekinde 450 ağacı 3,5-4 saatte yaptım hatırlıyorum. Bunda e, tek başıma yapıyor olsaydım kesin bir buçuk gün falan sürerdi. Yardım almanızı tavsiye ederim. Büyüklüğünüzle bağlı kalmak kaydıyla. Kışın ne kadar sert geçeceğini bilmediğimiz için ve fidanlarımız da yaklaşık 2 yaşında olmasından kaynaklı bu kışı nasıl sağlıklı atlatabiliriz diye düşündük. Çantalı cevizlerimizi kargı ya da saz olarak nitelendirilebilecek bir bitki sarıp sarmaladık. Hem soğuktan rüzgardan korumayı planladık. Hem de kar yağdığında ağacın gövdesine değmemesine özen gösterdik. Başardık mı? Başardık ama görsel olarak şu anda baktığınızda çok da muhteşem bir görsel görmeye olabilirsiniz. Çünkü rüzgar ve hani bağladığımız ipten o yaprağın çıkma ihtimalinden kaynaklı biraz görsellikle bozulma var ama çok ciddi bir uğraş istiyor Eğer bu uygulamayı yapacaksınız size önemli bir bilgi vereyim kesinlikle çok bol yapraklı bir saz kesmenizi tavsiye ederim kesebiliyorsunuz taşıyabiliyorsunuz taşıdık her bir ağaca üç tane bol yapraklı kargı saz kullandık üç tanesi 180 santimlik sürgünü olan bir ağacınızı tamamıyla kapatabiliyorsunuz, sarabiliyorsunuz. Plastik kelepçe kullandık, aldım. Ama her bir ağacı en az 3 tane kullanmanız gerekiyor. 100 tanesi 55-60 TL civarında ve yaklaşık olarak 45 santimlik kelepçe almanız gerekiyor. 3 tanesini kullandığınız zaman 30 tane ağacı kullanabiliyorsunuz. Ağacınızın adedine göre hesaplarsanız maliyet yüksek çıkıyor ve tek başınıza uygulamanız çok zor kelepçeyi. Zaten bu işlemi tek başınıza yapmak da zor. Bunu da belirteyim ama 3 tane kullanmanız da yeterli olmuyor adet olarak. O yüzden de toprakta çözünebilir ip aldık biz. Kilosu 75-80 TL. 1.2 kilogram gibi bir ip kullandık. Maliyet gayet ucuza geldi. 2 kişi yapabiliyorsunuz. Bir kişi sazı ağacın bedenine sararken diğer kişinin bağlaması gerekiyor. 6 tane bağ atıyorsunuz. Biz buçuk günde bitirdik. Cevizimizin artık beyaz boyası ve sazla kapaması yapıldıktan sonra kışı hazır hale geliyor. Şimdi cevizler kışı hazırlandı artık. Dolayısıyla da bizim cevizlerle bir işimiz kalmadı. Şu anda yapacağımız işlem üzümlerle alakalı olacak bir sonraki video. Sürpriz bir deneme içerisindeyim. Onu da videosunu paylaşacağım size. İlk önce izinlerimi almam gerekiyor. İzinlerimi aldıktan sonra videosunu da sizinle paylaşacağım. 7-8 senede cevizlerin vereceğini öngörürseniz eğer, hani üzümler 3 senede veriyor ama nasıl bu toprağı değerlendirebilirim, aynı zamanda da organik yapı değerini artırabilirim diye düşünüp birkaç tane deneme yapıyorum. Bunlarla ilgili video da gelecek sizlerle paylaşacağım. Benim alacaklarım bu kadar. Tabii ki yine klasik cümlemle videoyu bitireyim. Verdiğim bilgiler eğer işinize yaradıysa beğenirseniz videomu sevinirim. Takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarla yakında karşınızdayım. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.